Sevgili izleyiciler, bugünkü Yıl Poç Samsun Spor Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçının arkasından maç sonu yorumlarıyla sizlerle birlikteyim. Maçın analizine geçmeden önce altta yer alan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma abone olursanız memnun olurum. Bugünkü müsabakada Yıl Poç Samsun Spor kendi sahasında ağırlamış olduğu Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile 0-0 berabere kalarak ligdeki puanını 12'ye yükseltirken konuk Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ise ligde puanını 19'a yükseltti ve 4. sıradaki bulunuyor şu an için Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor bugünkü müsabakalardan sonra. Ev sahibi Yılport Samsunspor ise ligde 9. sırada yer alıyor. Tabii ki bugünkü mücadele Yılport Samsunspor açısından daha bir önem arz ediyordu. Çünkü sezonu istediği gibi başlangıç yapamayan Samsunspor ligdeki hedef rakiplerinden birine karşı olası bir puan kaybında yani mağlubiyet durumunda çok da tehlikeli duruma doğru gidebilirdi. Çünkü şu an itibariyle ligin İlk yarının sonuna kadar en azından Yılport Samsunspor'un hedefi playoff potasında yer alabilecek bir sıralamada bulunmak istiyorlar açıkçası. Çünkü ligdeki ilk iki sıradaki takımla arasındaki puan farkı epey açıldı. Bu puan farkını kapatmak şu an için çok kolay görünmüyor. Ama en azından ilk yarı bitinceye kadar playoff potasında bulunabilecek bir sıralamada olmaları onlar için bir avantajmış gibi görünüyor. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor açısından ise bugünkü mücadelede hedef rakiplerine karşı sağdan en azından mağlubiyetle ayrılmama yönelik de açıkçası maça çıkarken de her iki takımın teknik direktörü de temkinli futbolu tercih ettiler bugün. Maç açıkçası hani futbol olarak kısır bir futboldu. Yani pozisyon olarak kısır bir mücadeleydi ama mücadele ruhu olarak, mücadele gücü olarak da her iki takımın futbolcuları da maçın başından sonuna kadar çok fazla efor harcadılar ve gerçekten izlemesi keyifli ama pozisyon açısından kısır bir maçtı. Ben maçı açıkçası şöyle değerlendiriyorum. Hani Süper Lig'deki 3-4 büyüklerin kendi aralarında oynadıkları ve pozisyon açısından sıkıntılı ama mücadele gücü yüksek derbi maçları gibiydi maç. Her iki takımın teknik direktörü de dediğim gibi yine temkinli oyunu oynattılar ve maçı öncelikle kaybetmemeye yönelik bir taktik disiplinini ortaya koydular takımlarını ve futbolcular da taktik disipline sadık kalarak maçı 0-0'lık bitirilmiş oldular. Maçta açıkçası hani kayda değer tek pozisyon olarak da 85. dakikada Diomande'nin ceza alanı içerisinde çaprazdan vurduğu ve Yakup Şuzli'nin ayaklarıyla çıkartmış olduğu pozisyonu değerlendirebilirim herhalde. Onun dışında da çok kayda değer bir pozisyon yoktu maç içerisinde. Bugünkü maç mücadeleye Samsunspor kalede Aykut'la başlarken savunma ikilisinde Kevin Bolli ve Barış Baştaş oynadı. Sağ bek pozisyonunda bugün Alaaddin oynarken sol bek pozisyonunda Soner Gönül oynadı. Ön libero pozisyonunda bugün Osman Çelik oynarken onun iki yanında iç oyuncular olarak Hasan Kılıç ve Diomande oynadı. İleride ise santrafor pozisyonunda Bah oynarken kanatlarda sol açıkta maçı Yasin Öztekin başladı. Sağ açıkta ise Fofana başladı. Tabii ki maç içerisinde Yasin Öztekin ve Fofana zaman zaman kanat değişikliklerinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ise bugünkü mücadeleye kalede Yakup Şuzni ile başladı. Savunma ikilisinde Aykut Demir ve Mustafa Yumlu oynadı bugün. Mustafa da tekrar Aykut'la birlikte takıma geri döndüler. Beklerde bugün oynayan futbolcular sağ bekte Orhan Ovacıklı, sol bekte ise Mücahit oynadı. Ön libero pozisyonunda bugün Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da Gökhan Alsan oynarken Gökhan Alsan'ın yanında bugün oynayan futbolcu Marek Hasek'ti. Önlerinde Eren Tozlu oynarken sol açıkta Süleyman Koç, sağ açıkta ise Novin Kovas oynadı. En uçta ise Ali Malle 11 ile sahaya çıktı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'da. Tabii ki bu, belki burada Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor açısından şu eleştirilebilir. Ali Malle santrafor tercihi doğru muydu? Yani Ali Malle daha çok sprinter bir oyuncu. Kontra ataklarda daha etkili olabilen bir oyuncu. Yani bu şekilde kompakt oyunda taktik disiplinin ön planda tutulacağı ve ileride topu tutma açısından daha etkili olunabilecek bir maç içerisinde bence Olenara ile maça başlamak daha doğru olabilirdi diye düşünüyorum. Teknik direktör Erkan Süzeri herhalde maç içerisinde yani sahaya çıkan ilk 11 tarafından eleştirebileceğim tek nokta burası olabilirdi. Onun dışında zaten her iki takımın futbolcuları da maç içerisinde mücadele anlamında ellerinden gelen tüm mücadeleyi gösterdiler ve yani hocalarının kendilerine vermiş oldukları görevleri ben eksiksiz yerine getirdiklerini düşünüyorum. Tabii ki bu da orta saha oyuncularının
becerisi ve artık hani kişisel yaratıcılıklarına maç dönmesi gerekiyordu. Bu noktada da bugün Hasan Kılıç'la Eren Tozlu arasında biraz bu fark yaratan oyuncu ön plana çıkması gerekiyordu ama her iki oyuncu da bugün gerçekten etkisizdiler. Yani Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor adına Eren Tozlu bugün çok etkisizdi. Yine ev sahibi Yilport Samsunspor adına da Hasan Kılıç'ın etkisiz olduğundan bahsetmek gerekiyor. Tabii ki Hasan Kılıç tam bir 10 numarada olmadığı için o noktada biraz daha Gökhan Karadeniz'i aradı bugün belki de Samsunspor. Gökhan Karadeniz de gerçi sakatlıktan yeni çıktıktan sonra bugün ilk defa maçın son 20 dakikasını sahaya girdi ama o da yine etkisizdi. Tabii ki bu iki oyuncunun etkisizliğinden sonra oyun biraz da kanatlardan şekillenme noktasına doğru gidiyordu. Bu noktada Novin Kovac'la Yasin Öztekin'in yaratıcılıkları ön plana çıkacaktı. Her iki futbolcu da bugün açıkçası takımları adına yine orta sahadaki 10 numaralar gibi onlar da etkisiz bir performans ortaya koydular. Yasin evet çok çalışıyor, çok bir şeyler üretmeye çalışıyor ama maalesef o da bazen çok fazla ayağını top tutuyor. Daha basit oynaması gerektiği yerlerde daha topla fazla işler yapmaya kalkınca o da etkisiz noktaya gidiyor. Novin Kovac ise bugün zaten çok fazla topla buluşamadı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor adına. O noktada da iki takımın da yaratıcılık noktasında etkisiz kaldığından bahsetmek gerekiyor. Bugünkü maç yani 0-0 sona erdi. Hani ne tavuk yandı ne şiş yandı noktasında bir sonuç ortaya çıktı. Her iki takım da bundan sonraki maçlarına da galibiyet parolasıyla ligi en iyi şekilde bitirmek noktasında hareket edeceklerdir. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor tabii ki ligde daha biraz daha önemli maçlarını oynadı gibi görünüyor artık. Yani bu saatten sonra biraz daha fikstür avantajı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un yanında olacakmış gibi görünüyor. Çünkü Ankaragücü gibi, Samsunspor gibi önemli maçları, Bandırmaspor gibi önemli maçlarını geride bıraktı biraz daha. Samsunspor'un biraz daha fikstürü zor gibi görünüyor şu andan itibaren. Tabii ki her iki takımın da ilk yarının sonuna kadar toplayabildikleri kadar puanlar toplaması gerekiyor. Ben bu tarz şehir takımlarının karşılıklı oynadığı maçlardan çok keyif alıyorum. Bunlar biraz daha dediğim gibi derbi havasında oynanan maçlar oluyor. Bu yüzden de bugün izlettikleri futbol açısından her iki takımı da tebrik ediyorum. Her iki takım teknik direktörünü de tebrik ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız da memnun olurum. Videonun altındaki yorumlar kısmından da takımlarınız hakkındaki görüşlerinizi paylaşırsanız memnun olurum. Herkese mutlu akşamlar diliyorum.